Sayın Başkan, Sayın Milletvekilleri, AKP hükümetinin meclise getirdiği son torba yasa tabiri caizse hepimizi vergi ve zam şaşkını yaptı. Her gün yeni bir zam haberiyle uyanıyoruz. Motorlu taşıtlar vergisindeki fahiş artıştan sonra bu sefer de komisyonda son dakika önergesiyle pakete yeni bir vergi artışı eklendi. Kurumlar vergisi %20'den %22'ye yükseltildi. Saraylar mı dersiniz, yazlıklar mı dersiniz, bu değirmenin suyu nereden geliyor diye hala merak edenler varsa hepimizin cebinden. Kendi menfaati için devletin tüm imkanlarını kullanan AKP hükümeti, gizli saklı yapılan bütün fütursuzca harcamaları ve dış politika hatalarının maliyetini şimdi vergi artışıyla, zamlarla hepimizden zorla almaya çalışıyor. İnanıyorum ki vatandaşlarımız adaletsizce toplanan tüm vergilerin ve adaletsizce harcanan her bir kuruşun hesabını sandıkta iktidar partisinden soracaktır. Sayın Başkan, Sayın Milletvekilleri, bugün 17 Ekim Dünya Yoksullukla Mücadele Günü. TÜİK tarafından açıklanan son gelir ve yaşam koşulları araştırmasına göre ülkemizde en zengin %20'lik kesimin milli gelirimizden aldığı pay %47.2'ye yükseldi. Yani gelir dağılımındaki adaletsizlik son 5 yılın en yüksek seviyesinde. AKP'li milyoner sayımız artarken yoksul vatandaşlarımızın sayısı 16 milyonu aştı. Sokaklarımızda 3 milyon 443 bin işsizimiz var. Bu sayıya iş bulmaktan umudunu yitirmiş yüz binlerce kişi dahil değil. Her 100 vatandaşımızdan 68'i borçlu. Buradan AKP yöneticilerine soruyorum. Sadece kendinizi ve çevrenizi zenginleştirirken, saraylar, yazlıklar yaparken, yoksullukla hayatı çekilmez hale gelen milyonlar, yani sizin deyiminize garip gurebalar, hiç mi sizin vicdanınızı sızlatmıyor? Sayın Başkan, Sayın Milletvekilleri, yaş şartı olmaksızın prim günü ve sigortalılık süresiyle emekli olabilecekken yapılan bir düzenleme sonrasında yaş şartı getirilen ve mağdur olan vatandaşlarımızın, yani emeklilikte yaşa takılanların sesini meclis çatısı altında bir kez daha duyurmak istiyorum. EYT'lilerin sorunlarını ve çözüm beklentilerini hem yazılı ve sözlü soru önergeleri hem de basın açıklamaları yoluyla pek çok kez dile getirdim. Konuyla ilgili yazılı soru önergeme yaş ile ilgili bir düzenleme Sosyal Güvenlik Kurumu'nun aktüeryel dengesini olumsuz etkiler ve hazine transferlerinin artmasına sebep olur cevabı verilmişti. Yani saraylara, yazlıklara, yandaşlara gelince itibardan tasarruf olmaz diyenler, konu vatandaşlarımız olduğunda bir anda devlet hazinesini düşünür oluyorlar. Buradan bütün partilere sesleniyorum. Gelin 2018 bütçesinde YT'lilere hak ettikleri müjdeyi hep birlikte verelim. Teşekkürler Sayın Başkan. Yerel demokrasimizin en eski ve köklü kurumlarından biri olan köy ve mahalle muhtarlıklarımız, kültürümüzün, sosyal ve toplumsal hayatımızın çok önemli bir kurumudur. Muhtarlarımız tarafsız ve partisiz olarak her vatandaşımızın sorununa fedakarca ve özveriyle koşarak yardımcı olurlar. Ancak AKP hükümeti bir taraftan muhtarlarımızın yetkilerini ellerinden alırken, diğer taraftan da bu kurumumuzu siyasileştirmeye çalışıp kendi çıkarlarını alet etmekten çekinmedi. Bu durum doğal olarak muhtarlık müessesesinin toplum içindeki saygınlığının yıpratılmasına neden olmakta, verilen hizmeti ise zorlaştırmaktadır. Cumhurbaşkanının muhtarları saraya çağırıp onları dinlemeden siyasi mesajlar vermesi bu kurumu siyasileştirme çabasının açık göstergesidir. Muhtarlarımızın partisiz ve tarafsız olarak etkin hizmet sunabilmeleri için üzerlerindeki siyasi baskıları kaldırıp sosyal ve ekonomik haklarını iyileştirmeliyiz. Tüm köy ve mahalle muhtarlarımızın Muhtarlar Günü'nü selam ve sevgilerimle kutluyorum.